Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'in herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu bir hafta içi kayıt olarak yayınlanacak. Karşımda Tolga Pamir var. Merhaba Tolga. Selamlar Beysun abi. Herkese merhaba. Wine the Globe yarışı sırasında sürekli Tolga Fransa'daydı. Ben de telefonla bağlanıp bir sürü program yaptık. Bugün artık İstanbul'da ve karşı karşıyayız nihayet. Evet, iki haftadır Wine the Globe'dan söz etmiyorduk. Ben Güverte Sohbetleri adı altında iki tane müzik programı yaptım. Arada bir böyle bir kaçak şey buldum. Hani konuk falan bulamazsam sinema, tiyatro, müzik. Güverte'de sadece yelken deniz konuşulmuyor. Tabii. Her şeyin sohbeti yapılıyor diye biraz reklamcılık şeyini, kurnazlığını da araya katıldım. Şimdi bu hafta Tolga Pamir'in artık hedefine doğru yürümeye başladığı Wine the Globe 2020'yi konuşacağız. Ama önce biraz Wine the Globe'dan söz etmek istiyorum. Herhalde Wine the Globe'un, ben Wine the Globe yarışçıları arasında, yelkencileri arasında en fazla saygı ve sevgiyi biriktiren yelkencilerden biri Konrad Kolman herhalde. Bu sabah aşağı yukarı 700 milden az bir mesafe kalmıştı finish hattına, ama direğini kırmıştı. Kader armasını yaptı. Evet, jüri rigging ya da geçici arma diye tercüme edebileceğim bir arma yaptı, ama onu yapabilmek için de sanıyorum 3 gün kadar bekledi, çünkü ağır bir fırtınanın ortasındaydı. Daha sonra da kırılan direğin büyük bir kısmını kesip denize attı, ama bombayı ve ön yelkenleri, ana yelkeni sanıyorum kurtarabildi. Sonra onları kesip biçip bir geçici armayı kurdu ve şu anda sanıyorum 4-5 mil ortalamalarla kuzey çıkışını yapabiliyor. Hedefine yalnız duydum. Geniş apaza ihtiyacı var, orsa da çok düşüyor hızı. Şimdi şunu merak ediyorum. Tamam, direk kırdı diyoruz. Kırıldı. Ama bomba güvertede, yelkenler güvertede ve de işte o bombayı dikiyor. Buna bile hemen geçiştiriyoruz. Ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Adam tek başına. O aşağı yukarı sanıyorum Wine the Globe teknelerinin bombası 7-8 metre falan civarında olması lazım. Bomba. Bombaları. Çünkü kurtardığı bomba o bomba gördüğüm kadarıyla. Bir adam tek başına 7-8 metrelik bir direği hiç kimseden yardım almadan tek başına nasıl havaya dikiyor? Yani ben düşündüm ben nasıl yaparım diye. Randa Armada biliyorsun şey vardır, maça dediğimiz üstteki bomba vardır. Hı. Altta bir normal güverte yaparlar bomba var, bir de tepede var. Onu direğe çekerken 1/3 ve 2/3 de iki tane halat gelir, makaralıdır. Aşağıdan çektiğin zaman o böyle şeyi kaldırır. Maçayı kaldırır. Biliyor musun, böyle bir teknik öğretiliyor mu? Nasıl kaldı? Mesela senin direğin kırıldı. Elimde de yaklaşık 7 metre boyunda bir tüp var. Tüp var. Bu tübü yukarı çıkartmam gerekiyor. Bir ıskaçası önemli herhalde. Ama o kırılan direğin var olan deliği herhalde ıskaça, yani direğin tekniği oturacağı. İngiliz dingileri bilir misin abi biraz? İngiliz dingilerde ya da katamaranlarda direkt nasıl dikilir? Normalde yan uçatalardan inen çarmık telleri sabittir. Evet. Baş üstüne bağlanan olan bölümden çekersiniz. Normalde dibini eğer sabitleyebildiğin takdirde, eğer ki vinçle bir gidiş geliş yaptığın zaman baş üstüne, vinçle almaya başladığın takdirde eğer ki dibini sabitleyebiliyorsan direkt kaldırıp... Ama peki yalpayı ne yapıyorsun? Ben asıl onu merak ediyorum. Yani sonuç olarak evet, karada bu dediğini yapmak kolay. Ama biz denizdeki bir tekneden söz ediyoruz ve solugan olduğunu varsay, dalga diye sağa sola sallanacak tekne. Yan şeyleri tamam, ona da bir çarmık tellerini yatayda düşünürsek kontrol etmek mümkün. Ama
bir noktada yani diyelim ki direkt güverteden 30 dereceye kadar kalktı. Evet, salınım başladığı zaman yanlardan sabitlemek lazım. Onun da koş oraya biraz vinçten al, kitle, koş öbür tarafa biraz kitle. Aynen öyle. Santimetre, santimetre, santimetre. Peki, bu girişimde birkaç kere de kaybedebilirsin. Şu anda bak gördüğün gibi şu anda üçüncü gününü tamamladı Konrad kırıldıktan sonra. Önce bu sistemi nasıl yapacağını karar verisi. Ondan sonra o malzemeleri hazırlamak, o sistemi kurmak, havayı geçişini beklemek, ondan sonra yeniden sıçmak. 3 gün 4 gün gibi bir süreç. Çok yorgundu ama yaptım. Yani yaptı. Bir zaman şöyle bir şey var. Bu bir seçim yani. Ya diyecek ki okey ben bırakıyorum. Bitti bu iş benim için. Ya da ben bu işi yapmaya karar verdim ve devam edeceğim. Sonuna kadar gideceğim. Bu bir istek. Yani... Ama bu ciddi bir mühendislik gerekiyor. Çünkü bir de şu önemli. Mesela direk kırılması, evet direk kırılması bir başlık ama her direk her şekilde kırılmıyor ki. Bazen tabii. Çok kolay güverteye düşüyor. Temizlemesi hatta kurtarması çok kolay. Ama bazen hemen teknenin yanına düşüyor. Tekneyi delebilir. Yani kesip atman gerekiyor. Önce, ve bir an önce kesip evet. Atman gerekiyor. Yani doğru. Tekniği şey yapmadan. Dolayısıyla bu işin... O yüzden kader arması deniyor abi. İşte hani kaderinde ne varsa dikebiliyorsun. Peki sen bu Van de Globe'da konuşmadığımız dönem içinde nasıl buldun şeyi, filanın performansını? Yani tabii çok ciddi sürat farkları var diye öngörüyorduk. Fakat geçtiğimiz tekrar incelemeye baktım ilk 5 kişinin. Ortalama süratlere baktığınızda birinci Armen Lükleş ile beşinci Jan Elias arasında 1.3 knot ortalama sürat farkı var. Yani biz hep bu farkın çok büyük olduğunu düşünüyorduk görsel olarak foil'da. Gerçi tabii 3-3.5 knotlara varan saat başı fark söz konusu ama genel ortalamada bu farkın çok büyük olmadığı ortaya çıkıyor. Ben de incelediğimden matrak bir şey fark ettim. Yani mesela birinci diyelim şeye göre, beşinciye göre daha fazla yol yapmış olabiliyor rüzgar durumuna göre. Çünkü mesela Alex Thompson'la Armel arkadan gelenlere göre daha uzun bir yol yaptılar. Özellikle Atlantik çıkışında. Evet, ta İngiltere'ye kadar çıkmak zorunda evet. Kaldılar ki uygun direkt rotayı bulabilmek için. Arkadan gelenlere daha kısa bir rotadan gittiler. Yani düşün. Ben 30 kilometre koşuyorum, sen 50 kilometre koşuyorsun ama sen birinci ol. Aynen doğru. Peki çok doğru. Şimdi aynı şey biliyorsun Transat yarışındayız biz AJ Dözer Transat yarışında Stefan'la yaşadık. Normalde parkur 3800 mille, birinci bitiren tekne 4900 mille yaptı. Yani %30'un üzerinde mesafe ekleyerek ben birinci geldi. Evet. Yani kimi zaman böyle abi deniz yoluna açık deniz yarışlarının böyle enteresan taraflarından bir tanesi. Peki şimdi masanın üzerinde Tolga Pamir'in bilgisayarı var. Bilgisayarından da ilk sayfasında hedef Van de Globe 2020 diye başlayan bir dosya bu. Dosyanın yolun neresinde? Dosya ilk iki görüşmesini yaptı. Bir görüşmeden hiç dönüş almadım henüz. Fakat bir ikinci görüşmeden şu anda bunu daha da detaylandırıp, bütçelendirip programın ortaya çıkartması, ekibin kim olduğu ile ilgili bir sunum yapmak isterdim. Peki bu iki görüşme Fransa'da mı Türkiye'de? Yani benim bildiğim kadarıyla senin Fransa'da da görüşmelerin oluyor. İkisi de Fransa'da. Hadi gel şunu detaylı olarak biraz Türk markası. En başından tekrar bir şey hani ben sponsorum sen bana projeni anlatıyorsun. Merhabalar. Denizli aramız nasıl? Şöyle yani hikaye aslında hedefi birazcık tabii sen çok iyi biliyorsun Beysun abi herkes bilmeyebilir. Bundan 2005 yılında Fransa'ya doğru yola çıktığımdaki kendime hedef olarak koyduğum konu Van de Globe yarışına katılabilmek ve bu yarışta bir Türk adına olmak ya da bunu ülkemizin takip ettiği noktalarda buraya taşıyabilmek demek. Peki hemen bir şey soracağım. Sen Van de Globe'u hedefliyordun. Bunu sana senden habersiz yüksek sesle soran ilk kişi ben diyebilir miyim? O günden beri zaten takip ediyor. Bütün yaptıklarımı Veysun abi sanırım en iyi sen biliyorsun. Belki evet. Benden de iyi biliyor olabilirsin yaptıklarımı. tabii bu hedef için geçmem gereken program, bir kendime çizdiğim bir program vardı. İki kere mini transata katılacağım diyordum. Peşinden en az 3 yıl Figaro yapacağım diyordum. Sonrasında La Route du Rhum, Jacques Vabre ve benzeri yarışları IMOCA'da tamamlayıp Van de Globe çıkacaktı işin ortasında. Yani hedefim buydu. İkinci mini transatı yapamadık biliyorsunuz. Şeyi geçirdiğim kazayla tekniği kaybettik. Sponsoru kaybettim. Bütün program kayboldu. Peşinden yılmayıp Figaro'ya geçtik. İlk sene bitti. İkinci sene Fransız sponsoru bulduk. Üçüncü sene şu an yine tekrar bu sene aynı partnerlerle yoluma devam ediyorum. Üçüncü kere katılacağım. Hatta yapılan bir gelişme göre belki bir yıl daha takip edeceğim. 50. yılında Figaro'nun.
Hedefim de daha sonrasında programda belirttiğim gibi bu büyük yarışta yer almak. Yani Ocean Masters dünya şampiyonası kısacası baktığınızda. Hı-hı. Her yıl, her 4 yılda bir gerçekleştiren bir yarış. Fakat bunun için yapılan kalifikasyon ve de event yarışları var. Mesela La Route du Rhum, Jacques Vabre, işte B2B, Barcelona World Race, New York Sable gibi yarışları toparlayan, kendi yani bu sınıf içinde toparlayan başka yarışlar da söz konusu. Ama hedef 2020'de bu ana büyük Everest'in startında yer alabilmek. Hı-hı. Peki birinci sayfada neler var şimdi? Tekneler IMOCO 60 sınıfı, solo, dışarıdan hiçbir yardım almadan... 4 okyanus etrafında. 3 ay dünya turu. Start Kasım 2020. Hmm. Benim kalın giymem gerekecek. Bebek 750 ile geliyorum ya. Tamam ya. Les Abdo'nun geldi göreceksin. Dalgası, pis bir dalgası olan bir yer. Batıya da açık. 7,5 metre teknede o dalgaların üzerinde ben dans ederim. Bir şey olmaz. Peki ikinci sayfaya geçelim. Kaptan Tolga Pamir yazıyor. Kimdir Tolga? Evet. Kısaca hani bu sana bahsettiğim hikaye, senin de çok iyi bildiğin hikayeyi kısa başlıklar altında 1975 İstanbul doğumlu, 1982 7 yaşında yelkene başladı. Nerede başladın? Tuzla, Ankara Mercan. Tuzla? Ankara Mercan. Ankara'da mı başladın yelkene? Yok, Tuzla, Ankara Mercan sitesinde. Orada Ankara Mercan sitesi diye işte var. Ben de Ankara'yı... Şöyle söyleyeyim hatta... Ankara'yı duyunca aman Allah'ım Ankara'da mı başladın? Ankaralıların aslında kurmuyduğu bir site gibi. Yani... Ama Ankara'da 3 tane yelken kulübü var biliyorsun. Doğrudur. Yani... Ve o gölde de hala... Çok başarılılar. Hatta bu mavi yolculuk meselesini uzak doğuya taşıyan kulüp de Ankara'da. Evet. Tabii. Orada 7 yaşında aslında bu birçok ailenin çocukları yaz dönemi evi gibi aslında baktıkları bir yerde. Eski milli yelkencilerimizden bir yaşı birazcık ileri bir Mehmet Hoca'nın katılımıyla orada bir kulüp haline getiriliyor. İşte kulübe ilk başta optimistler, kadet, o zaman 4-7 şey pardon sunfish gibi sınıflar var ve de 3-80 sanırım o zamanlarda. Bu sınıflarda farklı farklı işte hem arada bir bayram olduğunda Darıca'da yarışlara gitme gibi durumlar söz konusu. İşte o bir hayal, yani hem balık tutmak hem denizden midye toplamak hem yelken yapmak hem balıklarla yüzmek derken 14 yaşında aynı noktada sürekli sörf yapıyor buldum kendimi. Aynı mayoyla bütün yazı geçirmek. Evet. Popodan çıkartmadan değil mi? Rengimiz bayağı kararıyordu. Bir de evet. Öyle bir gerçek. Artık aynı şekilde kararamıyorum abi. Peki. Oradan çıkan bir yolculuk baktığınızda. Sonra 2011... Şöyle söyleyeyim aslında 2005 büyük bir dönüm noktası. Çünkü tabii ondan sonra okul, işte iş hayatı derken reklam sektöründe çalışmaya başladık. 2000 yılında ilk Van de Globe'la ilgili olan makaleyle karşılaşmam aslında işin ilk başlangıç noktası. Ellen MacArthur'un büyük performansının evet, olduğu yarış. Aynen. O daha sonra işte yaklaşık 4 yıl sürdü içimde bu üzümün büyümesi diyebilirim, yani bu meyvanın büyümesi. 2004 Kasım ayında. Aynı 2004 Van de Globe başladı tarih, patronuma gidip ben işten ayrılıyorum dedim. Ahmet Kip tabii bu arada. Ahmet de ne var, aynen aynen. Nereye gidiyorsun dediler, işte Fransa'ya. Fransızca konuşmuyorsun daha dediler. Ne yapacaksın dedim, işte açık deniz yarışçılığı derken. Ondan sonra hadi peki ondan derken şu Ocak 13'te Paris'e vardım. 15 Ocak'ta da La Rochelle'deydim. Ve ilk varışı o zaman Vincent Rio yaptı 2 Şubat doğum günümde. Onun da hatta barışına gittim. İlk gördüğüm canlı Van de Globe oydu. Peki bir Fransız'a ben Van de Globe için ilk defa Van de Globe'a katılmak için geldim dediğin yılda aynı yıl mı? Aynı yıl ve çok güldüler. Öyle mi? Evet, önce mini sınavını geç dediler bana. İlk senilen şey bu. Ve zaten hedefim miniye katılmak doğru eğitimde. Çünkü baktığınızda bütün sporcuların geçmişine hepsinin bir miniden çıkmışlar. Ya da Figaro ya da benzeri sınıflar var. Yani %60'ının oranında. Çünkü gerçekten mini transat bu işliği yapmak isteyip istemediğinizle ilgili çok güzel soruların cevaplarını taşıyan bir sınıf. Aynı bu... kader arması ya da ne bileyim tekneyle hiçbir şey ile dışarıdan hiçbir iletişim almadan bir Atlantik geçişini yapmak, hiç motor olması, yani bunların hepsini birleştiren bir sınıf. Hı hı. Bunları da orada herkes deniyor. Oradaki başarı daha sonra kariyer anlamında da birçok şeye yardımcı oluyor sponsor bulmaya. Peki bir şey soracağım. Fransa'ya Türkiye'den işte bir adam gelmiş, Fransızca bile bilmiyor. İşte Van de Globe'dan söz ediyor, mini transat'tan söz ediyor vesaire. Züppelik var mı Fransızlarda? Yani hani böyle burnundan kıl aldırmayan denizciler mi, yoksa yelkene yönelen herkesi büyük bir şefkatle kucaklıyorlar mı? Abi sana şöyle anlatayım. Ben Fransızca kursuna başladım üniversitede.
İşte yaklaşık bir 15 gün içinde yavaş yavaş kendimizi ifade edebilmeye başladık. Profesör bana sorduğu soru, ne için geldim dedi. İşte Van de Globe'a katılmak istiyorum dedi. Aynı gün direkt bana Sauvetan'ın bir bar var, oraya git dedi. Gittiğimde Mark Tiasson'ın, Karen Lebiovici ve Benoit Parnado Van de Globe varışlarını kutluyorlardı o barda. Ve ilk defa Benoit'a ben Van de Globe'a katılmak istediğimi söyledim ben oradayken, konuşmalar sırasında. Tabii hoş bir ortam, herkesi alkolü, içkiyi, güzel, keyifli. Mini teknemi suya koyduğumda ilk şampanya şişesini barda bana teklif eden Benoit'ti. Öyle mi? Ve benim adıma açtığını söyledi onu. Çünkü teknemiğinde de yani tebrik etmek amaçlı. Yani sanırım bir züppelik yok. Yok. Tam tersine herkes... Şefkatle kucaklıyorlar. Tabii ki. Evet. Peki hadi şu şeyden sponsorluk dosyasından devam edelim. 2015 ilk ve tek Türk yelkenci olarak Mini Transit'i 2011'de bitiriyor. 2015'te gene zaten bu arada ilk ve tek Türk lafından devam edeyim. Sinan mıydı ismi? Bir çocuk daha vardı Mini Transat şeyine giren. Sen bir ara söz etmişsin. Bir Türk daha var, yeni başladı o da filan demiştin. Çok proje var. İsmini hatırlamıyorum. Yani şu an 4 ya da 5 kişi sürekli benimle yazışma halinde yapmak istiyor. Hatta şu an Figaro'da birisi var. Hatta İngiltere'de yaşıyor. Figaro yapmak istediğiyle ilgili bir başvurusunun sınıfa geldiğini duydum. Yani arkandan gelen var yani. Hedefleyen var ama hala yani şu anda yani sirküyü yani şeyin içinde yani alana çıkan daha henüz olmadı. Anladım. Peki. Yani ne güzel olur. Keşke iki tane ekürü olabilsek, öyle bir ekip halinde çalışabilsek, antrenman yapabilsek, ne kadar güzel şey bunlar. Olabilir. Vallahi işte devam ediyor. Bak koca bir dosya hazırlamışsın. 2016, sen okusana şunları. 2015-2016'da gene tekrar Figaro sınıfında tek ve ilk Türk olarak devam ediyorum yoluna. 2017'de onaylandı şu anda. Ve ileriye dönük hedeflerde de yeni, şimdi sponsorluk dosyamda sunduğum gibi 2018 La Route du Rhum, 2019 Jaguar ve 2020 Van de Globe yarışları ediyor. Anladım. Peki hemen sana bir sayfaya geç. Ben bir soru sormak istiyorum. Bunu sana daha evvel sorduğumu bilmiyorum ama sen 2020'ye kadar peki ekip yarışlarına katılacak mısın? Yani hayır. Bunun bir yararı yok mu Van de Globe konsepti açısından? Bir tane yarış var. Ekip yarışı şu anda programda ama onu bütün her şey seçimi markanın seçimine bağlı. Barcelona World Race. İki kişilik bir dünya turu. Van de Globe'un iki kişilik olanı biliyorsun. Barcelona World Race. İspanya'da. Barcelona'dan başlıyorsun. Monohol mu, katamaran mı? Monohol gene. Tekrar aynı. IMOCA sınıfında. IMOCA sınıfı. Evet. Onu yapmak istiyorum. Fakat aynı dönemde bundan iki ay evvel La Route du Rhum yarışı var. La Route du Rhum yarışı Fransa'da çok aktif ve çok güçlü bir geri dönüş olan ve medyatik anlamda çok büyük bir güç sağlayan bir yarış. Hatta kahve yolu muydu Türkçe? Evet, aynen. Yani Rom yolu, pardon. Rom yolu. Ve hatta Van de Globe'dan sonra gelen yarış olarak değerlendiriliyor. Bu markanın Fransa pazarına ya da böyle bir şeye girişiyle ilgili duyurulduğu için önemli bir faktör. Şeyde Barcelona World Race ise daha internasyonel ama Fransa'da hiç neredeyse duyulmayan bir yarış diyebilirim. Bu Barcelona yarışında ikili yarışanlar mesela bu yeni son yarıştaki filoda da var sanıyorum. Solo olarak takım arkadaşları ayrı ayrı bir yarışıyorlar. Başka yarışıyor. Aynen. Evet, yani. Mesela bildiğim kadarıyla Vincent Rio, Sebastian Jose'la galiba katıldı. Yani gibi. Evet. Öyle birleşmeler. Bu tabii şöyle bir şey var. Orada yeni tekne seçiminde bu tekne sahibiyle beraber yarışabilmek gibi bir lüksü de ortaya çıkartabiliyorsa. O zaman tekneyi iyi tanıma. Teknenin öğrenme anlama. Ve de bununla ilgili o anlama, eksiklerini beraber tartışabilme gibi bir imkan sunuyor. Hem de medyatik olarak da güzel bir sunum iki taraf için de. Böyle çalışma var. Peki devam edip bakalım. Neden yelken ve sponsorluk konusuna gelmek istiyorum ben? Çünkü yani bu neden yelken derken ben sponsorum, beni yelkene, evet, medya... Neden yelken sporu ikna etmeye çalışacaksın? Aynen. Ben bir kolay lokmayım. Telefonda bir tane bir firmaya bağlanayım. Telefonlarımız açık mı? Şu an arayıp anlar olabilir mi? Markalar acaba biz diyebilir mi? Benim ilgimi çekiyor. Yok, onu cumartesi günü bakacağız. Şöyle yani yelkenin sadece ne bir şöyle bir şey, geldiği boyut iletişim anlamında Avrupa'da sadece ne bir pay reklam panosu gibi bakmıyor kimse buna. Bunu gerçekten bir intern ve de extern dedim, yani iç yapısında ve de dış yapısındaki iletişim bağında kullanmak istiyorum markalar. İç yapısı derken problemler belli. Ekip ruhunu kuramıyorum diyor mesela. Ondan sonra ya da bileyim çalışanları bir hedefte motive edemiyorum ya da iletişim ağımla aynı dili konuşmasını beceremiyorum diyor mesela. Bunları birleştirmek için yelken
birebir bir çözüm. Ama bu ekipler için geçerli bu söylediğin. Solo olunca bütün bunlar masanın öbür tarafında kalıyor. Solo da biraz daha direnmek, cesaret, akıl, vizyon gibi başka kriterler devreye giriyor. Bir firma açısından önemli olabilecek. Yani tabii çünkü, ama bir ekip olabilmek için önce bireysel olabilmeyi öğrenmek lazım. Doğru kararları vermeyi öğrenmek tabii lazım. Yani bir bireysel olabildiğiniz, ayakları üzerinde duran karakteriniz oturmuş bir bireyselseniz, ondan sonra ekibin içine girmenizde problem yok. Zaten bu ekibin parçasının nerede olduğunuzu öğrenebilmek ve bulabilmek çok daha kolay. Solitaire tarafının çünkü çok büyük bir hikaye, yani doğaüstü bir hikaye. Zorluklar büyük. Bir patronsal bir yapıda ve de kendi grubunuzun aslında yönetici pozisyonundaki ekibin kendi kendine ekibi birlikte nasıl kurgulayabileceğine kadar kolay örnekler ortaya çıkartabilecek bir yapısı var. Peki solo, yani tek başına yarışmak, açık denizde yarışmak egoyu şişirmiyor mu? Yani kendini biraz yarı tanrı gibi hissedip öbür insanlarla ilişkinde problem yaratıyor mu? Abi, yaratır mı? Yarı tanrısallık tarafını bilemiyorum yani. Ama müthiş zaten bir özgüven besliyordur. Özgüven yani, tabii ki canım. Yani. Bu da egoyu şişirebilir ama. Bilmiyorum abi, yani herkes normalde baktığımızda hani böyle bir Tolga Pamir, yani hiç değişmedim, hala aynı şekildeyim. Elimden geldiğince yani var mı bilmiyorum, belki de olabilir. Belki bunu dışarıdan fark etmek daha kolay, ben içeriden şu anda göremiyorum. Ama şunu söyleyeyim, karar verdiğim kararlardaki kararlılığım çok değişti. Yok, bence bu tamamen insanın karakteriyle ilgili bir şey. Yani bu şuna benziyor, dünyanın en lüks arabasını kullanan iki kişi düşün. Bir tanesi o kadar lüks bir arabayı kullandığı için egosunu şişiriyor olabilir. Öbürü de arkadaşlarını alıp dolaştırabilir, paylaşır yani. Bu biraz karakterle ilgili. Yani hedef tabii, baksana şimdi mesela ben isteyemeyebilirdim. Başka birisi gelsin o yolu. Yani benim isteğim azı birisi gelse de beraber antrenman yapsak, biraz daha ileri götürebilsek. Tanıdım öyle bir şey. Peki yani. Hadi dosyaya devam edelim. Diğer bölümü de eksten. Dışarıya dönük. Yani markanın bir bilinirliğini artırabilmek. Performanslı bir enerji sunmak, yani inovatif, yani yenilikçi olduğunu anlatabilmek, bir macerayla birleştirmek, daha görünürlüğü artırmak, imajını biraz daha güçlendirebilmek ya da diğer müşterilerini davet edip bu işin içine sokabilmek gibi birçok alternatif çözümü öneren bir iletişim programına sahip. Peki, yenilikçi dedin. Hemen sana burada bir co-sponsor önereceğim. Hatırlarsın, bu Alex Thompson'ın karaya çıkıp iki günü yürüyememesi, Rich Wilson'ın işte üst tarafın belden yukarısı tamam mı, aşağıda hakikaten az hareket olduğu için güvertede ayaklarıma güvenemiyorum dedi. Ben de bir bisiklet önermiştim. Evet. Bir bisiklet firmasına gidelim. Okey. Bu Van de Globe teknelerinin bu zaafını anlatalım. Ve de ondan yelkencinin belden aşağısını çalıştıracağı bir bisiklet tasarlamalarını isteyelim. Hafif, karbondan hafif. Tamam. Ve bir tekerlekleri falan olması gerekmiyor. Bir pedal sisteminden söz edelim. Yine bir elektrik ürünleri üreten bir firmaya gidelim. Bize öyle bir şarj aleti yap ki ben müzik ne diyeyim, iPad'imi şarj etsin. Yok, daha fazla. Otopilotumun baterisine, aküsüne, bana günde yarım saat, bir saat bisiklete bindiğim zaman, yani o aleti bindiğim zaman bana bir saat daha kazandır, ek güç kazandır. Yani dediğini söyle yapalım onlara, bir hikaye sunalım. Çünkü benim tespit ettiğim şey gerçek değil mi? Yani ben tabii ki. Yani çünkü bir kas kaybı söz konusu. Yani masif kastan kaybetmek. Çünkü sadece bel üstü daha çok hareket ettiği için bir yerden sonra, yani ben minisansta 11 kilo kaybettim gördüğüm kadarıyla. Alex tamam, o zaman hemen burada şuna karar verelim. Sen dosyana bir Van de Globe teknisi için konforunu arttıracak projeler, küçük başlıklar koyalım. Onlara da evet, tamam. Doğru söylüyorsun. Evet. Bu yılki biliyorsun Van de Globe'da zaten böyle bir durum söz konusu. Kask firması biliyorsun. Sebastian Destramo'nun sponsoru bir kask firması. Bütün yarışçılara birer tane kask dağıtıldı. Sebep, bu yeni foil'larla ortaya çıkan bir gürültü problemi söz konusu. Bu gürültüden de uzaklaşabilmek, rahat dinlenebilmek adına bu kaskı taktıklarını söylediler. Ve arada bir tane bu kaskı takmayan ve yanına almayan biri var. Bununla ilgili de bayağı bir derdini açıkladı. Evet dedi, yerleri gibi benim bir şansım yok, kaskım yok dedi. Yani baktığında evet, bisiklette belki bütün tekniler yarın üstünde ki okey, biz de koyuyoruz. Çünkü gerçekten sporcunun fiziksel anlamdaki dinamikliğini tutabilmek için, kaslarını kaybetmesini engellemek için böyle bir sistem. Evet. Tabii ki. Tamam. O zaman bunu dile getirdik. Tabii şey de var. Onda da çok ısrarlıyım. Şu
sığınma, şişme sığınma kabin. Ona da bir... Airbag. Evet. Airbag firması ya da şey. Türkiye'de biliyorsun şişme bot yapılıyor. Tabii. O firmalardan birine gideceğiz. Abi biz bize... Ya ben çizeceğim yalnız. Burada bir şey... Ego istiyorum. Ben tasarlayacağım. Seninle konuştuktan sonra ben onu geliştirdim. İçine manifoldun etrafındaki sıcak havayı basıyoruz. Ama aynı zamanda soğuk hava da basıyoruz. Çünkü içerideki ısının derecesini kontrol etmemiz gerekiyor ki... Yani içeride sen yarım saat dinlenirken 18 derece, dışarısı da 1 derece olduğu zaman sağlıksız bir ısı farkı çıkıyor ortaya. Rutubetlenmeyi de arttırabilir. Tabii muslukları arttırıyoruz. Sıcaksı bayağı banyo musluğu gibi. Bunu da lütfen ekle. Yani. Buna da sponsor bulacağız. Peki devam edelim. Bir de beraberinde tabii bu başka neler var dersek, bu proje içinde de hani birazcık tematik konferanslar ya da benzeri davetler uygulayarak hem müşterinizi hem de çalışanlarınızı bireye getirebilme ve buna gördük örneklerini. Mesela PRB'nin büyük bir tekneyle bütün bayileri bu toplantıda gibi bir bayi toplantısı havasında güzel bir ortamda yaşama ve unutulmaz bir startı yaşama gibi imkanlar sunan bir gruba ve şeye formüle çevirme imkanımız var. Peki medyada görünür. Sonra medya gönlüne gelmek istiyorum tabii ki. Çok önemli bir şey. En büyük konu bu. Markaların baktığında rakamsal anlamda nasıl bir cevap aldıklarına. Tamam. Bir müzik arası verelim Tolga. Bu konuyu müzikten sonra devam edelim. 25 dakika olmuş. Müzik lazım. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think so down, Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Reggae Bond'dan Human.
Peki, Tolga Pamir'le yapıyoruz bu hafta Açık Deniz'i ve yüz yüze yapıyoruz. Şu anda İstanbul'da, stüdyoda beraberiz. Ve sponsorluk, Wine Group 2020'ye katılmak üzere hazırladığı sponsorluk dosyasında en önemli konulardan birine geldik. Medyada görünürlük. Tabii yani baktığınızda birazcık bunda bir hesapsal içine bakmak lazım. Yani sadece ne partnerlik ya da sponsorluk dediğinizde, dediğim gibi hani bu artık iş panoluktan öteye gitti. Biraz bunun ne kadar geri dönüp maksimum nasıl kullanabiliriz, nasıl bir motivasyon, nasıl bir imaj yaratabiliriz gibi sorular var. Ve bunun altında da bir hesap işi var sonuçta. Peki hemen bir şey soracağım. Şimdi sonuç olarak biz Türkiye'de bir sponsor arayışından söz ediyoruz. Özetle, kısaca. Buradaki rakamların çoğu Fransa ve İngiltere'ye ait. Dünya bazında. Dolayısıyla buradaki bir markanın dünya markası olması gerekiyor. Evet. Yani yoksa bir iç pazara yönelmiş bir markanın bu medya oranlarına çok fazla itibar edeceğini zannetmiyorum ben. Dolayısıyla büyük bir marka olması lazım. Yani bunu yapabilecek zaten yatırımsal anlamda baktığınızda bütçenin globaline birincisi bu karakterde olan 3 Türk markası var. Beraberinde bütçesel olarak baktığınızda da böyle bir spor dalına böyle bir bütçe yatırabilecek güçte belki hani 50 tane 60 tane marka vardı belki. Tabii benim ilk aklıma gelen Türk Hava Yolları. Yani Türk Hava Yolları zaten futbol, basketbol gibi sporlara yatırım yapan bir marka. Dolayısıyla ben çok yakıştırıyorum kendimi. Keşke dinleyen bir yetkili olsa da seni arayıp ya bir gelsene konuşalım dese. Peki yine de... Yani doğru söylemek gerekirse tabii ki yani markalarımız var. Dünya markası olduğunu dile getiren markalar da var. Bu durumda olan markalarımız da var. Ben yani inancımı kaybetmek istiyorum. Elbette tabii ki yarın öbür gün bu konular baktıklarında, hesapları ortaya çıkardıklarında avantajlı bir duruma geldiklerini. Bir de tabii uluslararası markaların Türkiye ortaklıkları var. O da çok önemli. Mesela bunun bir tane örneği Kone asansörleridir. Figaro 2'de 2 sene üst üste Kone'nin sponsor olduğu tekne birinci olmuştu. Hatta ben de CEO'sunu programa davet etmişim. Yani bir markayla yelken ilişkisini anlatması için Cüneyt Işın, sevgili Cüneyt gelmişti. Sonra da o radyo programından da Bebek 750 projesi çıkmıştı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben aslında sırf tek bir marka olmakla değil. Yani baktığınızda belki Türk Quality denen bir yapı var. Neden birleşmiş Türk markaları Avrupa pazarında gücünü ya da üretimin kalitesini ya da başarılarını göstermek amaçlı bir araya gelmesine. Yani ben bu bir araya gelebilme işinde birazcık çok üzerinde durmak istiyorum. Ama yani bir araya gelebilmek Türkiye'nin siyasi anlamda da bir problemi şu anda. Dolayısıyla yani bu bir araya gelme halinin toplumun geleneğinde ya da ticaretin geleneğinde olması lazım. Yani birlikteki hedefleri görebilmek, eğer ki başarabilirsek tahminen yani böyle bir hikaye yapmak da güzel bir şey olur benim için. Ama bunlar tabii. Belki bir Van de Globe teknesinin farklı noktalarında üretim yapabilecek. Yani işte ne bileyim yelkencisi, işte tekne dökümcüsü. Türkiye'de bunların hepsini yapabilecek bütün profesyoneller mevcut. Var, var biliyorum canım. Oraya da geleceğiz zaten. Peki yine de sen o rakamlardan söz et. Enteresan. Şöyle söyleyeyim mesela bir Fransız markasının, uluslararası markanın bu sponsorluk yatırımındaki geri dönüşünün 1:8 olarak oranlamış durumdalar. Yani bir yatırıyorum 8 geri alıyorum. Ve en son yaptığım bir görüşmede de bu komünikasyon şirketlerinden biri, hani benim önümüzdeki komünikasyonda bana destek olacak. Tolga dedi, biz hedefimizi starttan önce bitirdik, tamamladık bizim müşterimiz için dedi. Yani yapılan yatırım starttan önce zaten geri dönmüştü. Starttan sonrası bonus. Yani demek oluyor ki yani finansal anlamda bu işin hesaplarında iyi şeyler ortaya çıkıyor. Ziyarette bakıyorsunuz. Yani şöyle bir şey ki 1.2 milyon ziyaretçi. Köyden bahsediyorum. Eğer ki ben sadece maksimum brand marka birine ulaşmak istiyorsam 1.2 milyon kişiyi bir konu etrafında gezerken direkt hedefleyebildiğim başka bir imkan ne var? Evet. 500 bin kişi virtual regatta'da 3 ay boyunca yarış yapıyor. Evet. Hangi internet sitesi sizi 3 ay 90 gün boyunca yarım milyon kişiyi bağlayabiliyor? Üstüm, bunlar çok büyük rakamlar. İşte bir günde bir kereden fazla, çünkü eğer yarışıyorsan günde 3-4 kere girmen gerekiyor. Dolayısıyla oradaki... Evet, çok acayip bir rakamdan bahsedeceğim. Yani ben o Armenli Clash geldiğinde basın
mensubu olarak orada yer alıyordum. Yani oradan birinci olan tekneden söz ediyoruz. 190 ülkenin basın mensubu vardı Beysun abi. 190 ülke. Yani toplam şu anda biz galiba 197 miyiz? Öyle bir şey gibi söz konusu benim kadarıyla. Galiba. Peki Türk medyası var mıydı? Ben. Sen. Ve sen. Bir de. Evet, biz oradaydık. Yani rakamlar baktığınızda çok... Bir dakika, NTV es geçmeyelim. NTV'de vardı. Doğru. Yani ben NTV Spor'dan söz ediyorum. Beraberinde bu konuyla ilgili birkaç haber yaptık. Yani basınımız Ayşegül Türksel'den. Evet. Oradaydı. Yani tabii ki Türk basında var artık. Hı-hı. Yani doğru söylemek gerekirse. Çin var. Biliyorsunuz yeni sporcular Japonya'dan. Şimdi Japonya, yani dünyanın öbür ucu baktığınızda. Çok sevimliydi Japonya. Ve bir Japon ve yani çok inanılmaz bir motivasyon yarattı yarış organizasyonunda herkese de. Çünkü bu demek oluyor ki yarış gerçekten boyutunu artık bir dünya projesi olarak ortaya sunmuş. İspanyol yelkenci var sanıyorum, hala o denizde finişe doğru gidiyor. Macar yelkenci bitirdi. 8. bitirdi. İkinci yarış hem de. Evet, çok büyük başarı bence 8. bitirmesi. Evet. Amerika'dan bir yarış. Yani şu anda bir tek biz kaldık. Göreceğiz. 2020'de oradayız. Evet, tamam. Peki hadi dosyaya devam edelim. Birkaç tane tabii bu dönüşlerle sadece hani bir marka yöneticilerin bu sporla ilgili olan bakış açısı da çok önemli. Onu da dosyama yerleştirdim. Hani neden yaptılar bu işi ve ne geri aldılar? Hı-hı. Yani mesela diyor ki PRB'nin yönetim kurulu başkanı. Banka değil mi? Yok, hayır. İnşaat malzemeleri. Öyle mi? Hı. PRB. Diyor ki bizim diyor şimdiye kadar diyor bu işe girmeden evvel satış temsilcilerimizin haftalık görüşme toplantı oranı 2'ydi diyor. Hı hı. Ve görüşme süresi de 18 dakikaydı diyor, ortalama diyor. Biz bu işe girdikten sonra bu haftada 8'e çıktı. Görüşme süresi 40 dakikadır uzadı diyor. Eğer hala malımızı satamıyorlarsa demek ki problem bizim satış temsilcilerimizde diyor. Yaptığımız şey değil diyor. Ve çünkü neden? Bir konuşma, hikaye, konu artık ilgilen. Ne oldu sizin tekne, işte burada böyle oldu. Hı. İşte nasıl gidiyor çalışmalar, antrenmanlar. En son geldik işte suya çıkmıştık. Sizle nasıl, tekne hazır mı? Gibi birçok konuyu da içerdiği için bu sefer bir yaklaşma imkanı tanıyor, görüşme imkanı tanıyor. Ondan sonra satış temsilcisi diyor. Demek ki diyor, ben hedefim bulaşmışım, ben diyor yaptım bu sponsorlukta. Evet, PRB'nin ben inşaat firması olduğunu, inşaat malzemeleri satan firmasının olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de de bayağı büyük inşaat firmaları var. Tabii. Onlara örnek olabilir tabii. O zaman. Çimento benzeri bütün, bir tek o PRB değil ve de rakibi de orada. VMI de orada. PRB de, yani bütün rakipleri de aynı platformun içinde yarışıyorlar. Peki zaman geçiyor. Bir sonraki sayfaya geçelim bakalım. Projemin yarış programı. Hı-hı. Peki. Yani 2017-2020'ye kadar olan yarış olan programı. Olan bölüm, evet. Yani hedef bu Kasım'da projenin startını verebilmek. Figaro dönüşü. Proje nasıl start alıyor böyle bir şeyde? Yani bir basın toplantısı mı yapıyorsun? Yani proje startı ne demek? Yoksa evet. Şu anda ben bildiğim kadarıyla sen projenin... 2000'de başladın zaten. 2005'te, 2005'te, evet, 2000'de başladın, doğru söylüyorsun. Yani bu yarışa kadarki olan bölümü 4 yıllık hazırlık sürecinin başlangıcı. Teknenin olması, sponsorluk imzasının atılması, beraberinde o teknenin hazırlıklarının yapılması... Communication, yani komünikasyon planının çıkartılması, onaylatılması, kıyafetin hazırlanması, yelkenlerin giydirilmesi derken böyle bir... Peki Tolga, ben şimdi sponsor rolü oynuyorum ya. Tamam. Şimdi soru soracağım sana. Öyle. Peki Tolga Bey, ben sizin teknenizi kiraladım. Ya start alamazsanız ne olacak benim para? Startı elbette alacağım ama 24 saat içinde gelip geri dönmeyeceğimin garantisi veremem. Ama startı alacağımın garantisini verebilirim. Peki hemen bir başka soru. Bu sözünü ettiğim şey sigortalanabiliyor mu? Yani ben sana 1. bilmem kaç milyon euro verdim. Hayır. Hiçbir sigorta bunu... Ticari sigorta yok yani. Yok, öyle bir ticari sigorta yok. Peki. Yani şöyle bir şey de söz konusu. Biz biraz daha düşünelim Tolga. Tabii ki, tabii ki. Bölüm bölüm verseniz. Yani şöyle bir şey, baktığınızda çok büyük riskler var. Yani benim hayatımı kaybetmem ya da evet, tekniği kaybetmemiz 24 saat içinde starttan sonra bu 4 yıllık çalışmayı çöpe atıp geri dönen sporcular da söz konusu. Evet. Bu denizin zaten güçlü olduğu bir yer. Kitap olan örnek yani, versem olur mu? Şöyle bir şey. Denizle bir imza atabilir misin abi?
Yani deniz diyebiliriz ki yarın Marmara Denizi bana söz ver. Sigorta alıyorsun beni. Ben suya çıktığımda temiz bir seyir yapacağım diyeceğim. Yok. Bunun bir sigortası yok abi. Ama Kitopavan konuşmuştuk galiba teknesinin parası. Tekne sigortalanıyor. Tabii ki. Tabii tekne ki. Sigortalanıyor ama tabii proje ki. Sigortalanmıyor. Proje değil hayır. Evet. Yani yapılan maddi yani, yatırım yani teknik yatırımın hepsi tekne dahil. Kaptan dahil ya da yelkenci dahil sigortalanıyor ama proje bir değer mi içiyorsunuz? Evet. Yani. Peki. Hedef? Kasım'da bu işin startını verip ve bunu duyurmak. Daha sonra Aralık 17'de bu tabii seçilmiş olacak tekne o tarihe kadar. Hı hı. Teknenin şantiyeye girmesi, aynı anda tanıtım ekibinin, komünikasyon ekibinin önümüzdeki 3 yıllık proje ve yarış programı etrafında iletişim komünikasyonun hazırlığı yani programını çıkartması, bunun müşteriye sunumu. Tamam, o PR'ı bir şey yapalım, yavaşlatalım. Bu teknik ekibin şantiye hazırlıklarına başlaması. Şimdi varsayalım ki bir tekneyi kiraladın. Ya da satın aldın. Ya da satın aldın. Bu tekneyi karaya çekiyorsun. Hı-hı. Ne yapılıyor teknede? Yani sıfıra kadar boşaltılıyor. Ne bileyim bir ekip geliyor. Teknik yeterliliğini, röntgenlerini çekiyorlar. Hani şeyin kabuk ne vaziyette, güverte ne vaziyette, çarmık telleri nasıl? Röntgen mi? Tekne alımı yapılmadan evvel yapılıyor. Zorunlu bir işlem bu. Hı. Yani bir ekspertiz, teknenin parasının yatırılması olmadan, yapılmadan evvel gelip teknenin röntgenini çekiyor. Hmm. Ve orada zaten değerli biçimindeki ya da pazarlık ortamının ortaya çıkan yer orası. Ve o da size teknik ekibin ileriye dönük ne yapacağına ilgili de ön hat çalışmasını veriyor ve bunu bütçelendirme imkanı tanıyor. Hmm. Ve sonra da proje başladığı andan itibaren, o tekne seçildiğinden itibaren de o projenin yapılması için önce boşaltılıyor. Yani tamamen üstündeki kıyafetleri çıkartıyorsunuz. O kıyafetleri çıkartırken mimar firma neler yapılacağıyla ilgili ölçümlerini yapıp onun planlarını ortaya çıkartıyor. O bütün her şeyi sökmeye işlemi bittiği takdirden zamandan itibaren de tekrar giydirmeye başlıyoruz. Peki teknenin konstrüksiyonuna müdahale ediliyor mu? Yani nasıl örnek vereyim? Bir binayı takmayacağınıza bağlı. Hayır, bir binayı olası bir depreme hazırlamak gibi nasıl güçlendiriyorsun? Alınan tekne hesaplar yapılıyor ve yeni bir Van de Globe ortamı için yeniden güçlendiriliyor mu? Yani ne bileyim işte çarmık... önemli olan apandisim salmaların, daggerboardlarının ya da ne bileyim direkt dibinin ya da postaların olduğu noktalardaki ya da balastların olduğu bölgelerin hepsinin tekrar elden geçirmesi gerekiyor. Bir de herhalde yeni gelişen teknolojilerin tekneye adapte edilmesi. Tabii ki elektrik özellikleri, elektrik sisteminin tekrar yapılanması. Aynı anda ölçümlerin şimdi birçok şöyle bir duruma geldik. Van de Globe'da o kadar çok tekne var ki artık sınıf kuralları tekne başına sınıf kuralı gibi bir durum aldı şu anda. Yani her teknenin kendine ait bir sınıf kuralı var gibi. Çünkü ama rating yok. Yok, öyle bir rating durumu söz konusu değil ama o tekneye özel bazı kabul edilen yöntemler o teknenin suda kalabilmesi için hala kabul edilmek durumunda ki aslında şimdi yeni üretilen teknelerde ne yazık ki negatif. Yani kabul edilmeyen bir çözüm olmasına rağmen. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Bu da çok kurallı bir defter, kural defterli bir sınıf haline geldiğini ortaya çıkartıyor ama yavaş yavaş bu kısıtlanmaya başlayacak. Daha şimdiden başlandı hatta dümen palalarını ya da dümen salmaların üretimleri sabit firmaların eline verilmiş durumda. Peki dümenlerin hazır, ben merak ediyorum. Şimdi Van de Globe tekneleri yekeli. Yani dümen dolap yok. Var, Alex Thompson ikinci teknesi. Öyle mi? Evet, hatta şey bu sene onunla yarıştı. Bertrand Dulen'in. Bu yekede hidrolik bir sistem var mı? Tabii ki. Yoksa yani dolayısıyla dümen... peki neden... Hayır, hidrolik sistem pilotun üzerinde var. Hayır, ondan söz etmiyorum. Yani ben yekeyi elime aldığım zaman dümen palasına gelen su yükünü ya da diyelim ki tekne rüzgar üstünde dönüyor. Bir dişli sistemi, hidrolik bir sistem var. Dişli sistemi var ama hidrolik değil. Fark etmiyor. Bir redüksiyon sistemi var. Yani kuvveti işte 3 geliyorsa atıyorum 1.5'a indiren ya da 1'e indiren bir sistem var. Çünkü değil mi? Çünkü salmayı kaldırabildiğiniz için bir de bir tekini birinin üstüne binen yük daha da fazlaşıyor. Onun üzerindeki yükü azaltmak üzere bunu yapmak durumdasınız. Anladım. Giden halatlı bir sistem var içeride. Peki yeke olmasının anlamı ne? Yani ne tür bir avantajı var? Bu hani geleneksel bir tekne şeyine bağlı kalmak mıdır? Yoksa hakikaten... İkisi de var. Hem geleneksel kullanıma yani şu mesela ne yazık ki yani 7 yaşından beri yelken yapıyorum. 7 yaşından beri sadece bir kere galiba dümen
Hep yekeli. Hep yekeli. Ve bunun da geçtiğim zaman o simidin başına bir garip hissediyorum kendimi. Ben tam ya şey bu bir tartışma. Ben Ex-Orient'i aldım. Melat Tezman'ın Orient Express 1'di tabii onun o zaman. Sonra ben değiştirdim. İlk yaptığım şey yekeyi kaldırıp dümen dolaba geçmek oldu. Çünkü tehlikeliydi yeke. Motorda, tornistanda ayağını bacağını kaptırabilirsin. Çünkü o dümen palası bir noktadan sonra şeye çok rağmen yük biniyor. Bir de bana göre 5 metreden sonra dümen dolabı, yani dümen simidi diyelim, bilmeyenler daha kolay anlasın diye, çok akıllıca ve kuzey teknelerinde var. Kuzey Avrupa'da. Ki daha da küçük. Daha da küçük. Çünkü bana daha mantıklı geliyor. Bir de bu hissetme meselesi var, meşhur bizim yelken şeylerinin, arkadaşların üstünde abi hissetmezsin falan diye. Halbuki bu redüksiyon oranlarını birebirden başlayıp böyle bilen bir böyle bir aniyeten var. Çok hızlı bir şekilde, yani baktığınızda şu anda mesela America's Cup'taki multilere baktığınızda bir dikkatinizi çekmiştir. İki tarafta da bir küçük aynı Formula 1 gibi bir dümen durumu. Yani direksiyon var yani. Ben çok çünkü hızlar. Ben yarışlardan hatırlıyorum Ex-Orient'te. Belli bir hızlı. Sonra Orsa'da dönmeye başladığı zaman o yetmiyor. Nasıl hissetmek, ne işkence yapıyor. Hız arttıkça presizyon daha da daralmaya başlıyor. Daraldıkça da böyle bir sistem tabii kolay. Ama ben gene yeke taraftarıyım. Peki tamam, bunu da geçtik. Şu PR'a gelmiştik. Ben gene teknik kısmına soktum işini. Mart 2018'de tekneyi suya indiriyorum abi. Hedef Mart 2018. Çünkü aynı Van de Globe'da da, hatta şimdi zorlaştırmaya da başlayacaklar, bir kalifikasyon durumu söz konusu. Şöyle ki sporcuların tekneleriyle birlikte bir kalifikasyon parkurunu gerçekleştirmiş olması isteniyor. Bunun için ilk yarışımda hatta direkt ben tekneyi indiririm ders. Yarış dışı kalifikasyonla New York'a gidiyorum. Le Sabre New York. New York'tan da geri dönüş olan ilk yarışım New York Barcelona'ya yarışına geliyorum. Tek kişi. Peşinden 2018 Kasım'ında La Route du Rhum var. Ve Ocak 2019'da da Barcelona World Race 2 kişilik. Burada bir seçim yapmak durumundayım. Çünkü iki yarışa da girebilme imkanım çok zor. Bunun için marka ile yan yana gelip uluslararası iletişim mi yoksa Fransa ağırlıklı bir iletişim mi, onun üzerinde kan açmamız ve çalışmamız gerekiyor. Peşinden 2019'da Jacques Vabre. Peşinden Transat B2B yarışı. Ocak 2020'de tekrar tekne şantiyeye giriyor. Son hazırlıklar Mayıs ayında suya indirip yaptığımız hazırlıkların testini yapıyoruz New York Grand yarışıyla. Ve Kasım 2020'de de Van de Globe yarışının startını alıyoruz. Peki Tolga, 4 dakikamız, hatta 3,5 dakikamız kaldı. Çünkü Gökhan Abur'a bağlanacağız havanın durumları için. Bir, şunu söyleyelim. Cumartesi günü, yani bu programın yayınlandığı gün saat kaçta senin sunumun var? Saat 3'te Tolga Pamir'in sunumu var. Dolayısıyla bu program saat 2'de bitecek. Bir saat gibi bir zamanınız var. Bence metro ile ulaşılabilir bir mesafe. CNR, yani Yeşilköy'de. Avrasya Bolşov'un. Avrasya şey kaç? Hol kaç? Hol 3 sanırım. Hedef bu denizcilik sohbetleri. Bu tarz her gün bir sanırım bir konuşma var. Cumartesi günü ben de bu açık deniz solu yarışçılığı ile ilgili edindiğim tecrübelerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Peki bu arada tekrardan ben anlatayım ki, yani söyleyeyim daha doğrusu, Tolga Pamir'le yaptık bu hafta Açık Deniz'i. 2020'de dünyanın yelkencilik camiasının Everest'i denen, muhtemelen de teknenin bazı yer küçük bir yerinde de Hunilerin saklandığı, çünkü deli işi bir yarışta start alacak. Bir dosyası var, onu anlatmaya çalıştık bu programda. Bu programı dinleyen ve bu konuyla ilgilenen sponsorları tanıyanlar varsa bir haber etsinler. İlk defa Türkiye'den bir yelkenci Van de Globe'da start almak için projesine başlattı. Artı benim bir fikrim var. Biraz önce programdan önce Tolga Pamir'le paylaştım ki Tolga Pamir şu anda kiralamak ya da satın almak üzerine kurduğu dosyasını. Ben size biraz daha iddialı olunmasını istiyorum. Türkiye'de bir sürü büyük tersane var. Bir sürü uluslararası standardı çok yüksek tekneler üretiliyor. Dolayısıyla belki 2020'de Türkiye'de yapılmış ilk Van de Globe teknesiyle start alabilir Tolga. Bunu da buradan
ben talep etmiş olayım bir vatandaşlık hakkı olarak. Tabii ki. Peki Tolga'cığım. Keşke bunu birleştirebilsek. İnanıyorum ki endüstrimizin, know-how'umuzun buralarda üretimimizin bu kaliteye ulaştığı kesin. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu bir zaman inanç kesinsi. Tabii ki zorlukları var. Her projede olduğu gibi. Ama bu, yapılmaz diye bir şey söz konusu. Ama bunu yapmış olmak, Türkiye'de böyle bir tekniğin yapılmış olması ileride uluslararası bu yarışa katılacak teknelerin de Türkiye'de yapılmasını getirebilir. Sanırım yani, endüstrimize çok büyük bir yararı olacak. Yani bu bir yatırım, sadece hani bir challenge değil. Yani ben Van de Globe teknesini yapabiliyorum usta demek bile bence ticari karşıda çok yüksek bir cümle. Peki var mı söyleyeceğin son bir şey? Sevgiler, teşekkür ederim. Peki sırada havanın durumları var. Merhaba, iyi hafta sonları. Evet, uzun zamandır ilk kez İstanbullular başta olmak üzere ülke genelinde güneş kendisini göstermeye başladı. Evet, sıcaklıklar yükseliyor çünkü çok hafif de olsa güneyde rüzgarlar var ve güneyli rüzgarlar sıcaklıkları yükseltmeyi bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde devam edecek. Ama lodosun bir özelliği var. Akdeniz'den taşıyacağı nemle bu akşam saatlerinde Kıyı Ege'de ve Trakya'da bulutlanmayı artıracak. Ve artan bulutlanmayla özellikle bu akşam saatlerinde Edirne, Çanakkale, Kırklareli arasında hafif yağışın başlamasını, daha sonra Saros Körfezi'nden başlayarak Edremit Körfezi'nde, kıyı kesimlerde, Çeşme'de, kısmen Bodrum ve Marmaris'te de hafif de olsa yağışın başlamasını bekliyoruz. Bu yağışlar tabii havanın ılınmasına bağlı olarak genelde yağmur şeklinde olacak. Ama yağışlar yarın özellikle kuzey kesimlerde yer yer kuvvetlenecek. Edremit Körfezi'nde, Trakya'da yağışın kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aynı şekilde akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağmur kuvvetlenecek ve pazartesi günü Ege'nin kuzeyinde, Marmara'nın tamamında, kısmen Batı Karadeniz bölgesinde ve İç Ege'de ve hatta daha sonra Batı Akdeniz bölgesinde aralıklarla sağanak yağmur geçişleri görülecek. Yağışlar salı günü de özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve iç kesimlerde devam edecek. Tabii havanın çok sıcak olması yağışları genellikle yağmur şeklinde yağdıracak ama iç kesimlerde havanın soğuk olmasından dolayı yer yer yağışlar yüksek kesimlerde yine karla karışık yağmur şeklinde olabilecek. Evet, gündüz sıcaklıkları yükseliyor. Bugün için yükseldi, 11 dereceye kadar çıktı İstanbul'da ama geceler soğuk geçmeye devam ediyor. Özellikle sabah erken saatlerde hava oldukça soğuk. Yine bu akşam saatlerinde sıcaklıklar azalacak ve yarın sabah İstanbul'da yine sıcaklık yer yer 3-4 derecenin pek üzerine çıkamayacak. Yarın gün içinde sıcaklıklar bugüne göre birkaç derece daha yükseliyor ve 12-13 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz İstanbul ve çevresinde. Yağış biraz evvel de bahsettim. Aralıklarla öğleden sonra başlayıp akşama doğru giderek kuvvetlenecek. Salı günü ise rüzgarın bir ara Lodos'tan Karayel'e dönmesi yağışın etkisini sabah ve öğle saatlerinde daha da arttıracak ve sıcaklıklar yeniden 5-6 derecelere kadar inebilecek. Ama yağışın etkisini kaybedeceği çarşambadan itibaren ise yeniden sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Evet, Lodos'un etkili olacağı bir haftaya batıda bulunanlar hazırlıklı olsun diyorum. Çünkü doğuda hava henüz soğuk ve soğuk olan havadan dolayı yağışlar doğu kesimlere doğru gittiği zaman haftanın ikinci yarısı yine yer yer doğuda yoğun olmak üzere kar etkisini sürdürecek. Bizleri bekleyen koşullar genelde böyle. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Hey! Açık deniz! Hey! Açık deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.